Selamünaleyküm arkadaşlar. Narkozun yanındaki boyalar çıkmadı ya. Benim elimdeki boyalar çıktı ama narkozdakiler çıkmadı. Bak. Ya Allah'ım Paris. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Çıkaracaklar gözünü verecekler sana sonra ya. Marcos! Bak şimdi! Evet arkadaşlar. Şimdi... Ya sen niye şeyi bırakmıyorsun ya? Niye bırakmıyorsun ya? Fars, Fars bak gözüm üstünde Fars sakın ha. Sakın. Arkadaşlar şöyle şeyi gösterelim. Kalıp çalışması. Duvarın kalıp çalışmasını görün arkadaşlar. Burası böyle. Şurayı göstereyim bakın. Böyle komple dolacak beton. Şöyle burayı da göster. Buraya basabilirsin. Bakın demirler. Yaklaşık 35 santim civarında bir genişlik var arkadaşlar. Şöyle devam et. Şimdi burası ilk önce şu kalıbı şeyin içi dolacak arkadaşlar perde. İlk önce bir perdenin içi dolacak arkadaşlar. Perdenin içinden sonra bu arkası dolacak. Sonra burada burası şu gördüğünüz zemin burası 20 santim kalınlığında beton olacak. Komple kat betonu. Burayı komple beton yapacağız tekrar. Şunun üstüne yani bunun üstüne şu betonun üstüne 20 santim bir beton çift sıra örgü demir olacak. Bayağı bir sağlam olacak Allah'ın izniyle. Ama bayağı da bir masraflı oldu yani. Fars Reis inşaatı denetliyor sürekli ustaların yanında. Görüyorsunuz. İnşaata kimseyi yaklaştırmıyor. İnşaatın yetkili sorumlusu Fars Reis. Bazen ustalar aşağıdan yukarı çıkamıyor arkadaşlar Fars'ın korkusundan. Fars gerçekten korku salıyor yani. Burada ustaları ağaca çıkardı zaten. Şu an kereste yetmedi arkadaşlar. 5-10 yetmedi bir 50 tane daha. 5-10 lazım. Yani o kadar kereste aldık yine yetmedi. Sadece kereste 3-3,5 milyar civarında bir şey tutuyor. Tekrar gelecek. Yani sırf kereste ile demir arkadaşlar 10 milyar. Kerestesi ve demiri. Şu gördüğünüz demir var ya altın gibi yani. Bu demiri böyle görmeyin. Bakın şurada para yatıyor. Bunları çok ben bilmezdim arkadaşlar da tabi böyle işleri yapmaya başlayınca malzemenin kıymetini anladık. Şu gördüğünüz çakıllar, çimentolar, kumlar. Eskiden bunlara böyle işte para gözüyle bakmazdık ama şimdi bakın. Böyle paraları bunlara verince artık
yerde dururken bile diyorum ki yazık, para burada yatıyor şu anda. Üstüne basıyoruz bak. Neyse olsun. Bunları burada şu zaman sonra bunları burada görmeyeceğiz arkadaşlar. Markoz'u buraya yayla gibi gidecek gelecek oluyor. Markoz'da burada top oynayacağız. Markoz ayısıyla top oynayacağız burada. Hı? Benim elimde de görüyorsunuz teli aldım, makası aldım, penseyi aldım. Bu meyve makası, bu teli kesmek için. Dünden beri çalışıyorum. Böyle yani havada bir yağıyor, ufak yağış. Ufak ufak yağıyor. Şu kayaları falan hep böyle budadım, temizledim. Tabi yine o çekilecek oralar. Daha güzel olacak. Bakın buralarda işte buralarda meyve ağaçlarını yapacağız. Şuralara incir ağacı diktim arkadaşlar. Gerçi şunları babam dikti. Ben erik diktim. Şurada bir gülgen ağacı vardı. Durup dururken kurudu. Bunlar da kurudu. Niye kurudular? Bunlar soğuktan kurumuş olabilir arkadaşlar. Burada limon ağaçları falan hep kurudu. Soğuk kesti onlar herhalde. Evet, Bella'nın göğsü de pitbull gibi genişliyor. O kaslı pitbulllar var ya. Evet, burada bayağı bir çalıştım arkadaşlar. Burada buraları düzenledim. Ya Escobar, buradayım. Bakın şu asmaları aldım. Şurayı düzenledim arkadaşlar. Asmaları aldım, buradan kaldırdım. Şimdi buradan insanlar buradan insan geçmez de en azından biz geçerken kafamız falan hep eğiliyorduk, takılıyorduk. Şimdi bu asmalar arkadaşlar, şimdi şurada kalmıştım. Dün akşam devam edemedim. Asmaların tellerini değiştirdim hepsini. Bakın bu yeşil telden yaptım, kalın telden. Çünkü daha sağlam olacak. Burada 4-5 tane asmam var arkadaşlar. Burada 2 tane var, burada 2 tane var, orada 1 tane. 6 tane üzüm asması var. Aslında bir tane daha vardı. Hamza Usta anlamadan onu da kesmiş çaylar keserken. En güzel de üzümü veren asmaydı o. İnşallah dibinden çıkar tekrardan. Bakın buraları hep düzenleyeceğim. Baronun yan tarafı böyle çam ağaçlarını da diktim bak. Böyle gösterdim burada. Bunları Coşkun kardeşim getirdi bana. Coşkun Çakıroğlu. Şimdi bunlara hep bakınca onu hatırlıyorum. Şöyle. Acayip hoşuma gidiyor ya. Ufak ufak ya, bunların büyümesi çok zevkli olacak yani. Nasıl köpeği büyütüp yetiştiriyorsanız bunları da büyüteceğim burada. Ama nasıl bakıyorsunuz siz ya? Lan hap yapma. Ruh hastası ya. Ruh hastası, ruh. Paris'e bak ya. Çıkar buradan. Eve git. Eve git. Hadi eve git. Hadi. 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 Evet arkadaşlar, şimdi en son işte dün akşam oldu, şurayı bıraktım, şurada kaldık, şu asmalar bakın aşağı doğru sarkmış. Şimdi onları da karşıdan karşıya tel çekeceğim. Baron'un kulü, bakın bu asma böyle gidecek, böyle yukarı doğru gidecek. Bu bölgeye bir serinlik yapacak, daha sonra şuralara da vereceğim. Asma, biliyorsunuz asmalar sağa sola hep gider, onları ayarlayacağım. Bunlar hep ana teller ama diğer ara çıkanları hep aradan yerlerini yapacağım. Buradan bakın şu karşıya direkt vereceğim. Baron'un kulübesinin üstünde bir asma serinliği olacak. Ondan sonra şu Pablo'nun kulübesinde de Ne yapıyorsunuz ya? Bakın şu asmaları da bakın. Gözüküyor mu asmalar? Tamam Baron. Şu asmaları da arkadaşlar bakın böyle tel çektim.
Bu aslında oradan böyle bu tarafa doğru gelecek. Bir tanesi aşağı doğru gidecek arkadaşlar. Bir tanesi tekrar bu tarafa doğru. Bir tanesi bu tarafa doğru. Bir de burada. Hem bu bölgede serinlik olacak. Bu asmalar böyle karşıya doğru gidecek. Şimdi oradaki asmayı da böyle. Kulübelerin üstünü tamamen yeşillendireceğiz. Bu sene tabii ki çok fazla etkisi olmasa bile. Önümüzdeki senede daha... Kes! Önümüzdeki senede daha da fazla olacak. Bak Escobar, gelirim oraya seni çarparım. İnşallah önümüzdeki senede daha iyi olur. Kiraz ağacı. Kiraz ağacı var ya, o kadar lezzetli ki, ama inşallah kiraz kalır onda yani. Hep çiçekleri düştü. O çiçekler mi kiraz oluyor acaba? Çiçekler hep düşüyor. İnşallah yine kiraz olur da. Bak bir tanesi de öyle kabloya denk geldi ya. Onu oradan kurtarmamız lazım. Acayip lezzetli bir kiraz arkadaşlar bu. Şimdi... Buralar da arkadaşlar, bu bölgede bakın, burası da böyle kayrak taşı olacak. Şuna kadar olacak. Şu zinit şundan. Ya! Escobar! Zorla kaşınıyor ya. Ne oluyor? Gel bakayım, benimle gel. Gel kızım. Momo. Momo. Ya sürekli kapmak peşinde ya. Ya sürekli ya, şu parmağımı uzatsam alacak onu ya. Parmağım olmadan çıkacak dışarı. Ya sen manyak mısın oğlum ya? Manyak mısın sen ya? Escobar! Bak şimdi seni gireceğim hocam. Evet arkadaşlar, şimdi böyle ya. Buraya da diktim çam ağacı ama. Bunlar tabi biraz ufak arkadaşlar. Büyüklerinden de alacağız ya. Bunları şimdi böyle alıyoruz. Bu makas da 10 numara kesiyor arkadaşlar. Yani bu meyve budama işi acayip zevkli oluyor. Bakın şöyle görüyorsunuz bak. Kocaman dalı bile, yani dağ büyüğünü bile kesiyor bak. Acayip kesiyor ya. Evet şimdi. Şu şeyi yıktım arkadaşlar. Burada bir tane milattan önce olan bir tane şey vardı. Eski zaman kestane ağaçlarından yapılmış. Bu tarihi eser aslında ama bunu yakıp odun yapacağız. Çok eski. Belki de vardır 50 senelik yani. Bu Remzi abimin yapmış olduğu şeyler. Asmalara takmış için, takmak için. Sus sus. Hayvan. Şimdi ben ne yaptım? Asmayı tutacak şeyi artık, bu karayemiş ağacı var. Bazıları bu karayemişe taflan diyor. Bazıları, bunun adı karayemiştir arkadaşlar. Taflan nedir yani? Taflan diye bir şey mi var? Yani bir meyvenin adı taflan, tamam mı? Taflan diyorlar buna. Bunu özellikle herhalde Giresunlular diyor. Bakın Giresunlu kardeşlerim. Taflan nedir ya? Taflan. Tava mıdır bu yani? Biz buna karayemiş diyoruz. Niye? Zaten kara bu. Kara, bir de yiyorsun onu, kara yemiş oluyor, tamam mı? Yani bizim dediğimiz daha mantıklı. Trabzonlular, Rizeliler de öyle diyordur. Bu Giresunlu birkaç arkadaşım var bana, özellikle biz buna taflan diyoruz diyorlar. Lan ne taflanı ya? Ya taflan diye bir isim biraz da saçma bir isim. Kara yemiş, bunun adı, bunlar kara yemiş. Buralarda çok var. İnşallah olunca yerken de göreceğiz kara yemişleri. Narkoz da kara yemişi çok seviyor. Ha ona bir bak ya. Escobar. Şimdi şunu da şöyle keselim ki. Bunları böyle kestiğiniz zaman arkadaşlar daha yayvan oluyormuş. Bunu da sonradan öğrendik. Şöyle keseyim şöyle. Bu şunu da keseyim şuradan. Şuradan keseyim. Bunları kestiğiniz zaman böyle yana yana yan tarafa doğru büyüyormuş. Armutu da kestim de şu elma çok yükseğe çıktı. Onları da keseceğiz.
Karayemişi böyle aşağıdan kesip arkadaşlar bakın karayemişler böyle dikiliyormuş. Bunu da sonradan öğrendim. Çok güzel bir şey. Hiç köklemekle uğraşmıyorsunuz. Onu da göstereyim arkadaşlar bakın. Şimdi şu gördüğünüz karayemişi buradan keseceğim. Evet. Şimdi bunu kestim arkadaşlar. Tamam mı? Bu karayemiş. Bunu kestim. Şimdi bunu buralardan yaralayacağım. Şunu atalım oradan. Bakın şöyle yaralayacağım onu. Şöyle. Böyle yaralıyor musunuz? Tabii bunu da bunlar hep öğrendiğimiz şeyler. Bunları yaşlanınca torunlarımıza öğreteceğiz ya. Bak şimdi. Tamam bunu yaraladık şimdi tamam mı? Anasını ağlattık bunu. Tamam. Şöyle şuradan da biraz sivri yapayım onu. Tamam. Evet. Şöyle sivri de yapınca arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi bu karayemiş. Şu yaprak güzel değil. Bakayım. Tamam. Hepsi güzel. Dün bir tane dikmiştim buraya. Bir tane de sizin için dikiyorum arkadaşlar. Karayemiş. Aynen böyle dikiliyor bak. Ağaç dikmek çok kolay. Ağaç kesmek de kolay da. Gereksiz yere biz ağaç kesmiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra buraları ağaçlarla dolduracağım. Bakın bunu sizin için dikiyorum. Bu sizin karayemişiniz. Bunu tam buraya dikiyorum. İnşallah tutar. Tutmasa sizin uğursuzluğunuzdur arkadaşlar. Ben şimdi bunu dikiyorum. Normalde tutuyor yani. Aynı bu şekilde dikiyorsunuz tutuyor. Bu karayemişi herkes takip etsin. Tamam mı? Bakalım büyüyecek mi yani? Evet şöyle diktim buraya. İnşallah tutar. Şimdi onun havalarda hep şu an yağmurlu zaten. Şimdi bu kayalar böyle ağaçlarla dolunca çok güzel olacak. Yani aşağısı serinlik olacak. İnşallah. Evet. Evet, bunu şimdi ilk başta şu şeyi teli germemiz lazım. Ben şimdi karşıya geçip teli gireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada şu bazı böyle çok normal anlar olan videoları Bayraktar Recep kanalı. Benim ikinci kanalım. Bunu hala bana yazanlar var arkadaşlar. Bayraktar Recep kanalı da benim ikinci kanalımdır. Yedek kanalım. Özellikle canlı yayınları yaptığım kanalım ama bu ara internette sıkıntı olduğu için canlı yayınlarda biraz sorun oluyor. Ama düzelecektir herhalde. O yüzden böyle bazı videoları oradan da paylaşıyorum. O kanalda benim kanalımdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.